Meltem Ana Haber Bültenimizden merhaba değerli seyircilerimiz. Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün de gündeme ilişkin bütün detayları sizlerle paylaşacağız. Konular oldukça çeşitli. Evet, çok çarpıcı konular var. Stüdyoda çok değerli konuğumuz olacak. Sayın Selim Kotil ile birlikte olacağız. Ankara stüdyomuza bağlanacağız. Evet. Bizden ayrılmayın diyelim, hemen başlıkları paylaşalım. Himmete muhtaç olan Profesör Doktor Aydarbaş, CHP'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Barzani ile görüşmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici açıklamalar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Türkiye'de, Islahiye'de Suriyeli mülteci çadırlarını gezdi. Suriye'den Batı'ya tokat gibi cevap. Kimyasal silah bahanesi Batı'nın bir provokasyonudur. Halen haber yok. Şili'deki faciada kaybolan 9 kişiye ulaşılamadı. Japonya yine sallandı. Büyük Okyanus'ta 7.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Gülgün Feyman Budak, Türkçemiz için öğrencilerle bir araya geldi. Düzgün Türkçe ve etkili konuşmak. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Türkiye'de ekonomik şartlar her geçen ay daha da zorlaşıyor. Her ne kadar siyasiler ekranlarda dillendirmese de vatandaşın cebinde ciddi yangın var. Profesör Doktor Haydarbaş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu sorunları ele aldı. Sadece AKP'nin değil, CHP'nin de bir projesinin olmadığını belirten Profesör Doktor Baş, çözüm milli ekonomi modelinde dedi. Yazılarımızda dönem dönem ana muhalefetten bahsederek aslında AKP hükümetinden farkı olmadığını, hatta medya önünde eleştirdikleri görüşleri bilerek veya bilmeyerek desteklediklerini ifade ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara sitelerde bulunan mobilyacıları ve esnafı ziyareti de bu manada bir faaliyet oldu. Ana muhalefet olmasına rağmen terör, Suriye, savaş ve parçalanma senaryoları arasında gelişen gündemle ilgili hiçbir somut projesi ve çözümü bulunmayan ama her konuda fikir beyan eden Sayın Kılıçdaroğlu, siteler ziyaretinde de bol bol olması gerekeni anlattı. Üstelik yeni bir siyaset anlayışına, yeni bir iklime ihtiyacımız var derken tek bir sağlam proje ortaya koyamadan, sigorta primlerini ödeyerek emekli olan esnafın tekrar çalışmaya başlayınca maaşlarından yapılan kesintiyi eleştiren, herkesin işi aşı olmalı diyen, ödenen vergilerin nereye gittiğinin hesabını sorun diye çıkışlarda bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, eleştirileri arasında dahi esnafa yeni bir şey diyememiştir. Bankalar kapitalizmin temelidir. Bunu eleştiren Sayın Kılıçdaroğlu, bankacılık üzerine kurulu ekonomi anlayışını ve borcu borçla kapatma üzerine kurgulanmış Türk maliyesini nasıl düzeltmeyi planlamaktadır? Kapitalist sistemin liberal anlayışını partisinin ekonomi görüşü olarak belirten CHP'nin halkı çarkları arasında ezen kapitalizmin kurallarını bu mantıkla değiştirebilmesine imkan yoktur. Milliyetçilikten bahseden Kılıçdaroğlu'na IMF, Dünya Bankası ile şekillenen ekonomilerin esir ekonomisi olduğunu hatırlatırız. Ve yine gerçek milliyetçiliğin tam bağımsızlıkla olabileceğini ve bunun ne Avrupa Birliği ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne rağm olmakla gerçekleşemeyeceğini ifade ederiz. Avrupa Birliği ve ABD ile birlikte olanlara milli politikaları hayata geçirebilme imkanı verilmez. Sosyal devlet halkına aldığından fazlasını verebilen bir düzendir. Esnafa sosyal devletten bahseden CHP lideri sorarız, hangi kaynakta toplanan vergilerden fazlasını hizmet olarak halka götürebilecektir? Maalesef siteler esnafına yapılan bu ziyaret çözümden uzak bir hal hatır ziyaretinin ötesine geçememiştir. Kılıçdaroğlu'nun ucundan kıyısından bahsederek eleştirdiği kapitalist düzen seçim dönemlerinde bize ait projeleri halka kendilerininmiş gibi beyan etmekle değiştirilemez. Bizim kapitalizmi veya ekonomi yanlışlarını eleştirme hakkımız bunların çözümlerini kaynaklarıyla ortaya koymamızdandır. Zira tezimiz olan milli ekonomi modeli bir bütündür ve tamamı hayata geçirilmeden kalıcı çözüm vermez. Bu manada CHP cephesinde eleştirilenlerle icraata geçirilenler birbirinden farklı olmaktadır. Burada kaybeden milletimizdir. Çözümü ve projesi olana seçim meydanlarında el çırpan ama sandıkta sırtını dönen millet bugün
geldiği açlık sınırının altında kalan geçim şartlarını, kapanan kepenkleri, işsizliği ve yoksulluğu kendi tercih etmiştir. Düşünüyorum da Kılıçdaroğlu AKP yerine iktidar olsaydı bugünden farklı ne icraatı olabilirdi? Bu açlığı, kıtlığı ve yokluğu aşma iradesi de milletin elindedir. Millet üzerine düşeni yapsın, bu musibetlerden hep birlikte kurtulalım. Profesör Doktor Haydar Baş. Barzani ile görüşmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici açıklamalar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erbil'e giderek Peşmerge lideri Mesut Barzani ile görüşmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Erbil'e de Barzani'ye de eğer koşullar uygun olursa uğramak isterim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı İstanbul'da yaptı. Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den aldığı davete değindi. Uçakla gidip karayoluyla geleceğim, dedi. Bağdat'a uçakla gitmeyi, oradan Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum karayoluyla. CHP lideri, Irak gezisi sırasında Erbil'e geçerek Mesut Barzani ile görüşmek istediğini de söyledi. Kerkük'e de, Erbil'e de, Barzani'ye de eğer koşullar uygun olursa uğramak isterim. Kılıçdaroğlu, Irak'ın Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iniş izni vermemesini de değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bırakın Irak'ı, herhangi bir ülkeye giden bakan geri döndürülmemiştir. Dış politikada Türkiye'nin böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakılmasını ben içime sindiremiyorum. Bakan nasıl içine sindirdi onu da anlamakta zorluk çekiyorum. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Dünyada hangi ülke bir başka ülkeye enerji bağlamında %60-70 bağımlıdır? Yarın diyelim Suriye ile savaş çıktı. Rusya tavrını Suriye'den yana koydu. Muslukları keserse ne olacak Allah aşkına bu ülkenin hali? Sayın seyircilerimiz, çok önemli gelişmeler Türkiye'de cereyan ediyor. Öteden beri aslında, yeni değil. Biz bunları konuşacağız ve pazar günü büyük bir buluşma var, önemli bir buluşma var. Onu konuşacağız. Stüdyomuzda gazeteci yazar Sayın Selim Kotil var. Hoş geldiniz Sayın Kotil. Hoş bulduk efendim. Sayın Kotil hoş geldiniz diyorum hoş ben de bulduk. Öncelikle. Sayın Kotil sizlerden bu görüşmeleri ve de diğer gündemi de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Ancak pazar günü Antalya Tekkeköy'de Abdal Musa Hazretleri'nin mekanında büyük bir organizasyon söz konusu. Ehli Birlik, Ehli Beyt Konferansı ve Sempozyumu bu Abdal Musa Hazretleri'nin mekanından tüm Türkiye'ye dağılacak. Ve bu kez altıncısı düzenleniyor bu sempozyumun. Hem sempozyumun duyurusunu ve de değerlendirmesini sizlerden alacağız. Neler konuşulacak? Ehli Beyt, Ehli Birlik Türkiye'miz için ne anlama geliyor? Hem de bu gündemi kısa bir şekilde değerlendirmenizi istiyoruz. Tabii şimdi gerçekten özellikle altıncısı yapılacak olan bu program serisi çok önemli açılımlara vesile oldu. Bir defa her şeyden önce yani olayın siyasi, sosyal, kültürel açılımları bir tarafa bırakırsak her şeyden önce bir insan olarak hepimizin sonuçta bir gün öleceğimizi de düşünürsek ahireti için en çok ihtiyaç duyacağımız şey elbette Ehl-i Beyt'in eli ve nefesi olacaktır. Biz bunu öğrendik. Çünkü kıyamet günü kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Bizi kurtaracak olan da adaletten öte Allah'ın rahmeti ve merhameti olacaktır. Allah'ın merhameti de Allah'ın Resulü ve onun Ehl-i Beyti ve yolundan gidenlerin üzerinde olacağı için bir defa biz bir şeyi keşfettik. Bakın Profesör Haydar Baş Bey'in bu programları, açılımı, yazdığı eserler bize bir şey öğretti. Bir defa ben şunu bilmiyordum en azından. Bakın bizim Türk kimliğimizin, Anadolu'daki Türk kimliğinin temelini Hacı Bektaş oluşturuyor. Hacı Bektaş Ehl-i Beyt'in evladı. Yani Anadolu'daki Türk kimliğinin temelinde bizim dedemiz, kökümüz Ehl-i Beyt'in nefesiyle yoğrulmuş. Dolayısıyla bizim Ehl-i Beyt'i keşfetmemiz esasında kendimizi keşfetmemize eşdeğer. Ehl-i Beyt'i keşfetmemiz bizim ebedi hayatımızı
kurtarmamız manasına geliyor. O zaman şunu hemen sizden daha detaylı dinleyeceğiz de, bizim ebedi hayatımızı kurtarmamız anlamına geliyor derken üzerine ansiklopediler yazılabilecek ağırlıkta bir ifade kullandınız. Bugün çevremize baktığımız zaman, şu yaşanan gelişmelere baktığımız zaman, bizler Ehl-i Beyt'i içimizde hakikaten içselleştirip hisseden bir toplum olabilsek, yani neler neler olmaz değil mi? Neler neler olduğunu, bunu başardığımız dönemlerde Selçuklu ve Osmanlı'nın Yavuz'a kadar olan sürecini görüyoruz zaten. Bakın Selçuklu ve Osmanlı'nın Yavuz Sultan Selim'e kadar olan sürecinde bu milletin neler yaptığını, neler başarabildiğini görüyoruz. Bu işte Ehl-i Beyt'i içselleştirmemizden kaynaklanıyor. Bir defa bir başka yönüne bakarsak, bakın şimdi Sünni Şii'yi birbirine katıp bu coğrafyada Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak istiyorlar. İşin enteresan tarafı şu, Şii'yi kafir diyenler, Caferi'ye, Alevi'ye, Bektaşi'ye kafir diyenler papazların, hahamların koynundan çıkmıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu programlar bize şunu gösterdi ki bu ülkedeki Alevi vatandaşlarımızın, ben bir Sünniyim, benden bir farkı yok. Profesör Aydar Baş Bey'in bir önceki sempozyumda Almanya'da yaptığı konuşma ne kadar çarpıcıydı. Kendi hayatından verdiği örneklerle Alevi kesimi tanıması sürecini anlatmasıyla gördük ki Alevi, Sünni, Bektaşi, bizim aramızda bir fark yok. Şii, evet. Sünni, hepimiz aynıyız. Şimdi bunu, bu birlikteliğinden rahatsız olanlar var. Çünkü onların Orta Doğu'daki hesapları birlik üzerine kurulu değil. Onların hesapları bizim birbirimizi öldürmemiz üzerine kurulu olan hesaplar. Alevi, Caferi, Bektaşi adı altında Müslüman Müslümana kırdırılmak istiyor. Ve tam bu dönemde işte Sayın Baş'ın ortaya koyduğu bu açılım, bu birlik ve beraberlik açılımı bence çok çok önemli bir olay. Yani şunu çok iyi görelim. Evet. Milletimiz şunu görsün. Birlikte rahmet var. Ayrılıkta Allah'ın rızası yok. Hacı Bektaş Veli Hazretlerimiz de yine bu konuda Türklerin içinde Müslümanlaşmasında, Anadolu'nun bu coğrafyanın dönüşmesinde büyük rol oynayan bir isim. Ehl-i Beyt denilince Türk tarihi diyebilir miyiz? Bakın yani çok güzel ifade ettiniz. Zaten yani işte özetlediniz. Zaten şunu görmemiz lazım. Ehl-i Beyt kimsenin malı değildir. Ama eğer Ehl-i Beyt illa birisine ait olarak ifade edilecekse o bu millete aittir. O bu millete aittir. Sayın Baş bu gerçeği ortaya koydu. Ben işte onun verdiği misalden bahis onu anlatmaya çalışıyorum. Bize bir biliyorsunuz medeniyet analizi yaptı yıllar önce İzmir konuşmasında. Orada Anadolu'nun nasıl Türkleştiğini anlattı. Gördük ki Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi'nin talebeleri ve bu insanlarla beraber başlayan irşat faaliyetleri, insanlara İslam'ın anlatılması ve nihayetinde Müslüman olan etnik kimliklerin Türkleşmesi. O zaman Türk kimliği eşittir Ehl-i Beyt'in kendisi. Eğer birisi Ehl-i Beyt'e sahiplenmesi gerekiyorsa o falanca filanca devlet değildir. Yani Ehl-i Beyt ne onun ne bunun malıdır. Ehl-i Beyt eğer sahiplenecekse Türk milletinindir. Çünkü bizim kimliğimizi Ehl-i Beyt oluşturmuştur. İşte Abdal Musa buna bir örnektir. Bunların hepsi Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen insanlar. Şimdi bu yani o kadar önemli ki bu programlar kendi biliyorsunuz hani bazı filmler vardır uzatmayayım. Hafızasını kaybeden insanlar vardır. Evet. Şimdi bu programlar hafızasını hard diski silinmiş bir milletin kendini hatırlaması gibi bir olay. Ben bu programları izlerken vay be biz kimmişiz? Ya bu insan bunu yaşıyor. Yaparken de 2005 yılında Colin Powell ne diyordu? Biz diyordu bu coğrafyada kendi işlerinden muhalif hareketlerle bu işi yaptıracağız. Yani demek istiyordu ki Colin Powell Fas'taki toplantıda. Müslüman'ı Müslüman'a kırdıracağız. Şimdi bu sıradan bir proje değil. Adamlar bunun üzerine trilyon dolarlar yatırmışlar. Yıllarını ayırmışlar. Ama şimdi bu proje yürümüyor. Yürümüyor. Türk insanıyla Suriye'dekini birbirine kırdıramıyorlar. Buna Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa, Ehl-i Beyt ve onun yolundan giren Haydar Baş engel oluyor.
Millet uyanıyor. Bir dakika diyor ya, bir dakika. Sizin o şalvarlar, cübbeliler, kılık değiştirmişler, çıkmışlar. Şimdi ekranlarda boy gösteriyorlar. Efendim Şia Suriye'deki kafirdir. Ne yapalım? Gidelim kafalarına binelim. Yani Hazreti Ali'yi kabul eden kafir oluyor. Hazreti Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyen papaz cennetlik oluyor. Çok teşekkürler Sayın Kotil. Çok teşekkürler Sayın Kotil. Sağ olunuz. Sağ olun, konuk oldunuz. Sayın seyirciler, Libya'nın devlet başkanı Yusuf Magaryaf, Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Ziyaret sırasında Davutoğlu ve Gül'den son derece dikkat çekici açıklamalar geldi. Ayrıntılar haberimizde. Libya, Tunus ve Mısır'dan sonra Büyük Ortadoğu projesinin güncellenmiş hali olan Arap Baharı isyanlarının hedefine ulaştığı üçüncü ülke oldu. Ülkede çıkarılan isyan hareketleri NATO'nun devreye girmesiyle sonuca ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı isyan hareketlerine karşı direnen Libya lideri Muammer Kaddafi görülmemiş bir vahşetle öldürülmüştü. Ülkede Mustafa Abdülcelil başkanında Amerikan yanlısı yeni bir yönetim iş başına geldi. Yeni yönetimin ilk işi Libya petrollerini Fransa, ABD ve İngiltere arasında paylaştırmak oldu. Süreç içinde Libya'da devlet başkanına Muhammed Yusuf Magaryaf getirildi. Sıkı bir Amerikan yanlısı olarak da bilinen Magaryaf, aynı zamanda Libya Genel Ulusal Kongre Başkanı. İşte bu isim şimdi Türkiye'de. Magaryaf ilk görüşmesini Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptı. İkili Ankara'da Yeni Bölge, Yeni İlişkiler, Türkiye ve Libya başlıklı panele katıldı. Ve uluslararası alanda hem... Buradaki konuşmasında dikkat çekici açıklamalar yapan Davutoğlu, isyan sürecinde Kaddafi'ye karşı savaşan dış destekli gruplara yaptıkları maddi yardımları anlattı. Bütün imkanlarımızla yalnızlığıyız dedik. Ve çok kısa bir süre içinde bildiğiniz gibi 100 milyon doları nakit kredi hibe olmak üzere 300 milyon dolarlık bir kredi açtık. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Başbakan Erdoğan'la birlikte Libya'ya yaptıkları geziyi de anlatan Davutoğlu, destekçileri arasında İtalya'nın da bulunduğu isyancıları yaklaşık 100 yıl önce İtalyan işgaline karşı direnen ve idam edilen Ömer Muhtar'la aynı kefeye koydu. Bugün Ömer Muhtar'ın çocuklarının Libya'da gerçekleştirdiklerinden büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyoruz. Magaryaf daha sonra Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Libya'daki değişimden övgüyle bahsetti. Bu büyük devrim neticesinde Libya bugün özgürlüğüne kavuşmuştur ve Libya'yı değerli kardeşlerimiz yeniden kurmaktadırlar. Abdullah Gül, Libya operasyonunda Türkiye'nin katkısını da ayrıntılı bir şekilde anlattı. Devrim sırasında da bildiğiniz gibi yine Türkiye bütün gücüyle her şeyimizle devrimin yanında olduk ve o zaman birçok operasyonlara hava deniz kuvvetlerimizin katıldığını hep hatırlayacaksınızdır. Bunları bugün değerli dostlarımız büyük bir şükranla yad etmektedirler. Suriye'den batıya tokat gibi cevap. Kimyasal silah bahanesi Batı'nın bir provokasyonudur. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Türkiye'de öğle saatlerinde Gaziantep'e gelerek Suriyeli mültecilerin kaldığı Islahiye Çadır kentini ziyaret eden Ban Ki-moon buradan Ankara'ya geçti. Suriye'de bir ABD projesi olan Arap Baharı kapsamında başlatılan isyan hareketleri sürüyor. Ülkede bir yandan dış destekli çetelerle devlet güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, diğer yandan da Şam yönetimi üzerindeki uluslararası baskı artıyor. ABD ve müttefikleri Irak işgalinde de başvurdukları kimyasal silah var iddiasında ısrarlı. Birleşmiş Milletler de bu doğrultuda politika izliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriyeli mültecilerin bulunduğu kampları ziyaret etti. Önce Ürdün'de incelemelerde bulunan Ban Ki-moon, özel uçakla Gaziantep'e geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Islahiye'de bulunan çadır kenti gezdi. Ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Ban Ki-moon, Suriye Devlet Başkanı Esad'a kimyasal silah kullanmaması yönünde mektup yazdığını söyledi. Government. Stop the killing. Tüm
taraflara, özellikle Suriye tarafına bu katliamları durdurmasını çağrısında bulunuyorum. Stop the violence in the name of humanity. İnsanlık adına bu şiddeti durdurun. Uluslararası topluma ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi'ne de şu çağrıda bulunmak istiyorum. Birlik olalım ve bu krizi en kısa sürede bitirmek için kararlı davranalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Gaziantep'teki temasların ardından Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmek üzere Ankara'ya geçti. Evet. Ve sayın seyirciler, şimdi Ankara'da stüdyo konuğumuz Sayın Gültekin, İlhan Gültekin bizlerle birlikte olacak olan isim. Suriye'deki kimyasal silahlardan bahsetti veya bunu iddia etti. Irak'ta da böyle olmuştu. Acaba yetkililerin ifade ettiği gibi Suriyeli yetkililerin, diyorlar ki bu söylenti çıkarılıyor, bu bir Batı provokasyonudur. Kimyasal silah olsa olsa ancak isyancıların elinde olabilir. Suriye'nin elinde değil ve bunu kullanmaktan çekinmezler diyor Suriyeli yetkililer. Böyle bir şey olabilir mi? Suriye'de muhalefetin böyle sansasyonel hareketler yapmaktan başka bir çıkar yolu olmadığı görünüyor ve bununla bir yere ulaşamayacağı da görünüyor. O yüzden muhalefetin ihtiyacı acilen dış müdahale. Bunu geniş çaplı katliamlar yaparak ve bunu Esad yönetimi yaptı diyerek denediler, olmadı. Şimdi ufukta kara bulutlar belirdi, bir kimyasal silah ihtimali belirdi. Ban Ki-moon sanki kendisine sorulmuş gibi Esad'a yönelerek kimyasal silah kullanma halkına karşı dedi. Yani Ban Ki-moon aynı cümleyi mesela Obama için bu kadar nükleer silahınız var, sakın dünyaya karşı kullanmayın veya İran'a nükleer bir saldırı yapmayın deme ihtiyacı hissediyor mu? Hissetmiyor. Bu tamamen siyasi bir duruş. Peki Birleşmiş Milletler genel sekreterini kullanan bir piyon gibi kullanan bir senaryo. Acaba muhaliflerin eline kimyasal silahı teslim edemez mi? İşte korkunç soru bu. Yani, bir yönetim, bir devlet yönetimi bunu ancak tamamen ümitsizliğe kapıldığı anlarda yapar. Ve Esad'ın şu anda mesela işte Şam'da havaalanına yönelik muhalefet saldırısını püskürtmüşken, ülkenin pek çok yerinde muhalifleri ciddi anlamda yıpratmış ve halk nezdinde de itibarlarını sıfırlamışken, böyle bir şey yapması için hiçbir gerekçe yok. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde aklın alamayacağı bu ihtimali sürekli gündeme getiren dünya basını ve Ban Ki-moon gibi sanlığı bulunan üst düzey yöneticiler, isimler aslında muhalefetin yapacağı böyle bir saldırının da altyapısını hazırlamış oluyorlar. Çok teşekkürler Sayın Gültekin. Teşekkür ederiz, yayınımıza konuk oldunuz. Teşekkürler. Sayın seyirciler, şimdi Suriye cephesindeki irdelemiş olduğumuz bu konuyu haberimizi izleyeceğiz. Çünkü detaylar haberimizde gizli, görüntüler de haberimizde gizli. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat'tan yine çarpıcı açıklamalar geldi. Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağı iddialarına tepki gösteren Miktat, bu yalanın Batı'nın bir oyunu olduğunu belirtti. ABD tıpkı Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de kimyasal silah yalanına başvuruyor. Bu senaryoya Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat'tan sert tepki geldi. Hizbullah'ın yayın organı El Manar Televizyonu'na konuşan Miktat, ülkesinin 2011 yılından bu yana psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Suriye'nin kimyasal silah kullanacağı iddiaları Batı'nın bir tiyatro oyunudur. Eğer Suriye'nin kimyasal silahları varsa bunlar kesinlikle halka karşı kullanılmayacak. Ancak askeri müdahaleye gerekçe oluşturmak amacıyla Batı'nın teröristlere kimyasal silah vererek bunu sanki Suriye ordusu kullanmış gibi bir intiba oluşturulmasından endişeliyim. Miktat'ın bu ifadesini destekler gelişmeler de yaşanıyor. Suriye Devlet Televizyonu isyancıların kimyasal silah hazırladığına yönelik videolar yayınladı. Görüntülerde isyancılar Türk malı kimyasallarla çalışmalar yapıyor. Ortaya çıkan silahı da ilk olarak tavşanlar üzerinde deniyorlar. Öte yandan ABD'nin Suriye açıklarında 8 savaş uçağı ve 8 bin askeri personele sahip bir savaş gemisi gönderdiği iddia edildi. Olası bir askeri müdahaleye karşı Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat'ın yanıtı çok net. Bedeli çok ağır olur. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hazırladığı yeni anayasa taslağına tepkiler sürüyor. Muhalefet meydanlara indi. Cumhurbaşkanlığı önünde protestolar devam ederken
bazı göstericiler Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın bürosunu bastı. Gösterilerde 7 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı. Ordu devreye girmek zorunda kaldı. Devlet televizyonuna konuşan Muhammed Mursi, ülkenin bölünmek istendiğini öne sürdü. Mısır'da olaylar durulmuyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hazırladığı anayasa taslağına tepki dinmiyor. Muhaliflerin Tahrir Meydanı'ndaki gösterileri devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde de protestolar hız kesmiyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık Mursi'nin azledilmesini talep ediyor. Mursi ise halka sükunet ve diyalog çağrısında bulunuyor. Bu çağrı göstericileri daha da kızdırdı. Yaklaşık 3500 kişi Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Kahire'deki genel merkezini bastı. Binaya taş ve Molotov kokteyli atıldı. Polis göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti. Binaya giren göstericiler bazı evrak ve ofis malzemelerini yaktı. Bir süredir devam eden olayların bilançosuna gelince, bugün itibariyle 7 ölü, 700'ü aşkın yaralı. Mısır'da ordu da sessizliğini bozdu. Tanklar Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne konuşlandırıldı. Muhammed Mursi ise olayların ardından devlet televizyonundan açıklama yaptı, ülkenin bölünmek istendiğini iddia etti. Mursi, ülkeyi karıştırmak için silah kullanan eski rejim kalıntılarının hiçbir şekilde yeniden Mısır topraklarına dönemeyeceğini söyledi. Ve şimdi ekranınıza bir gazinin hikayesi gelecek. Yer Şırnak, operasyona çıkıldı, mayına bastı o gazimiz, bir bacağını bedeninden ayırdı. Olayın kahramanı komando başçavuş Polat Katrancı. O yaşadıklarını mikrofonlara aktardı. Komando başçavuş Polat Katrancı. O bir gazi. Bilecikli komutan 29 Ekim 2012 tarihinde Şırnak'ta operasyon için görevlendirildi. İnsansız hava araçlarının görüntü almasıyla Sinekli bölgesine gidildi. Saat 12 sıralarında başçavuş Polat Katrancı mayına bastı. Polat Katrancı patlamada sol bacağını kaybetti. Fakat şuurunu kaybetmedi. Kopan bacağını eline aldı, helikopter beklemeye başladı. Gözümü açtığımda etrafımı kontrol ettim. Baktım ki bacağım kucağımda. Aklıma gelen şey oldu. Bu bacak ya kesilir ya ben bu bacakla ölürüm. Komutanın kahraman olarak nitelendirdiği dava arkadaşları o an ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Asıl kahramanlığı mayına basıp kendini yerde bulduktan sonra diğer personelin, etrafımdaki diğer personelin bizleri himaye etmesinde. Kol komutanının kan revan içerisinde bacağı kucağında beklerken duygularını içine atıp etraftan gelebilecek tehditlere karşı etrafı gözetleyen profesyonel uzman çavuşlarımıza. 20 dakika gibi bir süre sonra helikopter geldi. Metanetli davranan kol komutanlarına 20 dakika gibi kısa bir sürede beni o herhangi bir pilotun inmeyi göze alamayacağı tepede bir tekerini yumruğum kadar taşa, kuyruğunu da iki taşın arasına sokup beni alan helikopter pilotuna addetmek daha iyidir. İlk müdahalesi Şırnak'ta yapıldıktan sonra Ankara Gata'ya götürüldü. Ameliyatlardan sonra sağlığına kavuştu. Şu an düzelme yolundayım. Moralim de çok iyi ve hiç üzülmüyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tugay komutanımın şu lafı hiç aklımdan çıkmayacaktır. İstemeyin ben açmış bekliyor peygamber. Size öyle emrediyor. Dediği zaman biz komandolar o dağları tırmanılmaz denen dağları tırmandık. O soğukları sanki Türk hamamındaymış gibi sıcakta geçirdik. Vatan sağ olsun. Biz haber bültenlerinde hep diyoruz ki işte 3 şehidimiz var, 9 erimiz yaralı. Yaralı ama dile kolay. Nasıl yaralı? Neyini feda etti? Bu öykü aslında yalnız bir öykü değil. Evet. Niceleri var. Gözünü niceleri kaybetmiş, kolunu kaybetmiş. Evet. İki bacağını, iki kolunu birden kaybetmiş. Evet. Ve yine de asla cesaretinden ve vatan sevgisinden
hiçbir şey kaybetmemiş. Onların sınır boylarında biz buralarda rahat uyuyalım diye verdiği kesinlikle şu mücadeleyi kesinlikle aslında hepimiz yüreğimiz titreyerek izlemeliyiz. Yani. Sayın seyirciler, şimdi de kameralarımızı Ardahan'a çevireceğiz. Ardahanlı çiftçiler oldukça dertli. Yörenin temel geçim kaynağı hayvancılık. Daha önce yine hayvancılıkla uğraşan bir köylünün pek çok dert yakınmasına maruz kalan Ardahan'ın uzun yaylaları şimdi de yine samana muhtaç olan hayvancıların açıklamalarıyla, tepkileriyle daha doğrusu gündeme geldi. Çünkü kıtlık söz konusu ve saman da yine dışarıdan ithal ediliyor. Hükümetin saman ithalatı çözümden çok bir sorun yumağına dönüştü. Araya komisyoncular girdi ve böyle olunca da fiyatlar tavan yaptı. Ardahanlı köylüler isyanda. Yörenin temel geçim kaynağı hayvancılık. Ancak ot ve saman bulunamıyor. Ot saman ithalatı krizi daha da arttırdı. Komisyoncuların araya girmesi saman fiyatını oldukça yükseltti. Malumunuz bu sene yöremizde cereyan eden kuraklık nedeniyle tek geçim kaynağımız olan hayvancılığın ana ham maddesi ot saman kıtlığı nedeniyle köylülerimiz tarihinin en zor zamanlarını yaşamaktadırlar. Komisyoncular yani aracı kurumlar ithal ot ve samanı yerli ot samanın üzerinde bir fiyatla satmaya çalışmaları mağduriyetimizi daha da arttırmıştır. Hayvan satışlarında da araya yine komisyoncular giriyor. Bu tekelcilik çiftçileri geri plana itiyor. Ardahan ilimiz hayvancılığın merkezlerinden birisi olmasına rağmen etin kilosunu hala 25 bin TL'den tüketmekteyiz. Bunun yanında Ardahan Hayvan Borsası'nda 200-300 kilogram gelen hayvanımızı satmaya çalışırken komisyoncu ve bazı tekellerin marifetiyle 500-600 TL'ye satmaktayız. Tamam. Çiftçiler mağduriyetlerinin giderilmesini ve komisyoncuların ele geçirdiği piyasaya devletin bir çözüm bulmasını istiyor. Sayın seyirciler, deprem ülkesi Japonya bir kez daha sallandı. Ülkenin kuzeydoğusunda Büyük Okyanus'un 10 kilometre derinliğinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı olmazken deprem için tsunami uyarısı verildi ancak daha sonra riskli bir durum olmadığı anlaşıldı. Depremlerle iç içe yaşayan Japonya'da 7.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Büyük Okyanus'un 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başkent Tokyo dahil birçok şehirde hissedildi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Bir alışveriş merkezinde ise deprem anında bu görüntüler kaydedildi. Deprem sırasında Japonların soğukkanlılıklarını korudukları gözlendi. Yetkililer nükleer santrallerin bulunduğu bölgede anormalliğe rastlanmadığını belirtti. Miyagi kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı ancak Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi riskli bir durum olmadığını bildirdi. Ülkenin kuzeydoğu kıyısında dalga boylarının 2 metreyi bulabileceği belirtildi. Bugünkü depremin 11 Mart 2011'de meydana gelen ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 9 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın bir yerde gerçekleştiği bildirildi. Sayın seyirciler, Sakarya Üniversitesi'nde iletişim konulu bir konferans düzenlendi ve Gülgün Feyman Budak, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir seminere katıldı. Düzgün Türkçe ve etkili konuşma konulu seminer, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitim programları Düzgün Türkçe ve etkili konuşma semineriyle devam etti. Semineri veren isim, usta haber sunucusu Gülgün Feyman Budak'tı. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan usta sunucu, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmanın önemini anlattı. Türkçe dünyanın en güzel dili, en dişi dili. Aşığım Türkçe'ye. Bakınız, ne diyor Koca Yunus? Sözünü bilip diyenin yüzünü ak edebilir söz. Sözünü pişirip diyenin işini sağ edebilir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, bal ile yağ edilir söz. Türkçeden şapkalının çıkarılmasına tepki gösteren Gülgün Feyman Budak, bunun nedenini örneklerle açıkladı. Bakınız benim adım Gülgün, Gülgün Feyman. Efendim dilimizden şapkalar kalktı.
Nasıl kalkabilir dilimizden şapkalar? Mümkün değil. Kalkamaz. Varis, varis. Biri damar hastalığı, biri mirasçı. Biri hala, biri hala. Ben şimdi hala, hala, halamdan haber yok gibi bir şey yazsam nasıl okuyacağım bu cümleyi? Seminere ilgiyle dinleyen Sakarya Üniversitesi öğrencileri programın sonunda Gülgün Feyman Budak'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Seminerin ardından mikrofonlarımıza konuşan usta sunucu öğrencilerin ilgisinden memnundu. Birincisi çok memnunum. Gençlerin ilgisinden çok mutluyum. Çünkü bütün salonu doldurdular. Ve tabii benim temel konum Türkçe olduğu için, iletişim olduğu için, sözcükleri doğru kullanmak, yanlışlardan kurtulmak olduğu için bakış açım. Onların büyük bir ilgiyle izlediğini gördüm. Semineri bitirdikten sonra da etrafım dolu verdi gençlerle. Keşke bütün bir ömrümü onlarla bu bilgi alışverişine harcayabilsem de mutlu gitsem bu dünyadan diyorum her zaman. Evet, Gülgün Feyman Budak olarak Semi bu saatten sonra bu dakikadan sonra haber spikeri olarak değil de bir konuğum olarak görüyorum. İşler değişti peki. Şimdi külahlar değişti ve şunu sormak istiyorum. Türkçe namına yapılan pek çok sempozyumda sizin adınızı görüyoruz ve bu konuda seminerler veriyorsunuz. Bir mücadele söz konusu Türkçe konusunda. Dil bir millet için ne demektir? Bir milletin ses bayrağıdır. Onun için Türkçem de benim ses bayrağım. Anlı şanlı al bayrağım. Üstünde ay yıldızı olan o bakmalara doyamadığım bayrağım. Benim bağımsızlığımın, bir millet olmamın en temel sembolü değil midir? Kimlik. Kimliğimin. O halde dil de benim kimliğimin en önemli sembolüdür. Fakat maalesef bugün çok çeşitli cephelerden çok büyük bir saldırı içinde Türkçemiz. Hem anayasaya koymuşuz, ana dili Türkçedir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının diye. Bu dil köklü bir dildir. Bu dil diğer bütün dillere ses zenginliğiyle örnek olmuş bir dildir. Kendini bilmez bir köşe yazarının bir gazetede kaleme aldığı yazı benim hasbelkader yazmaya gayret ettiğim kitabımın da temel konulardan birini oluşturuyor. Efendim Türkçe'de Q, W, X harfleri yokmuş. Bu nedenle Türkçe diğer dillerin gerisinde zavallı bir dilmiş. Bunu söylemeye yürek ister, keşke karşımızda söylese de alnını bir karışlığı versek. Böyle bir şey olabilir mi? Türkçe, Arapça ve Farsçadan çok ses almıştır. Zaten Osmanlıca oluşmuştur. Hı hı. Q sesi vardır. Hükümet diyoruz. Evet. K ve U sesini yan yana getirip üzerine bir şapka koyunca alın işte size Q sesi. Sükunet diyoruz. Sükunet diyoruz. Ne güzel hatırlattın. Arkasından X, eksi diyoruz. Değil mi? Dememiş olayım. Onun için çok üzülüyorum ve bunları anlatmak istiyorum. Kitabınızda da yer veriyorsunuz. Kitabımda da inşallah yakın bir gelecekte biraz tembelim o konuda çıkarsa. Çünkü Türkçeyi kaybeden, kendi dilini kaybeden milletlerin bir millet olma özelliği, bir bütün olma, varlık nedenleri ortadan kalkar. Niye okullarda sesimizi, ses güzelliğini öğretmiyoruz? Sözcüklerimizin güzelliğini öğretmiyoruz. Onun için beni Türkiye'nin hangi köşesinden davet ederlerse etsinler. Koşa koşa gidiyorum. Asli görevim haberlerimi sunmaktır. Ama görev saatlerimin ötesinde gidiyorum. İşimi yapıp tekrar koşa koşa stüdyoma geliyorum. Seyircilerimize günlük gelişmeleri aktarmak için. Ama bunları biz Türkçe ile yapıyoruz. Ne diyeyim, o kadar çok şey var ki söylemek için ama bir tane dilimiz var. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl ki vatan toprağının bir karışını kimseye vermeyiz, ezdirtmeyiz. Dilimiz için de aynı şey söz konusudur. Çok teşekkürler Sayın Budak. Diyor. Ben teşekkür ediyorum. Bitti mi konuk? Konuk halimiz bitti. Şimdi spiker zaman halimize geçiyoruz. İlahi sürpriz oldu bana da. Teşekkürler. Sayın seyirciler, bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Hem samimiyetimizi hem de bütün konuları sizlerle beraber paylaşmış olduk. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.
Sağlığınıza dikkat edin diyerek veda etmek istiyorum değerli seyircilerimiz. Değişen hava şartları nedeniyle işte gördüğünüz gibi hepimiz her an etkilenebiliyoruz. İşten mahrum kalıyoruz. Bu da aslında emek kaybı demektir. Aman ne olur sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıklı, güzel günler dileyerek pazartesi günü buradayız. Unutmayın. Müzik